Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Gariboğlu ile çekilen fotoğrafının sosyal medyada yer alması ve gündem yaratmasının ardından Münevver Karabulut cinayeti 14 yıl sonra yeniden basına yansıdı. Münevver Karabulut'u katleden Cem Gariboğlu'nun cinayet büro amirliğinde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. O fotoğraf karesinde teslim edildikten sonra cinayet büroya götürülen Cem Gariboğlu'nun koltukta oturduğu ve boş gözlerle baktığı dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın paylaşılan bir fotoğrafı sosyal medyada tepki çekmişti. Şahinkaya'nın tepkiye neden olan o fotoğraf karesinde Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Gariboğlu'nun kız kardeşi Sakine Gariboğlu'nun da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra açıklama yapan Şahinkaya, Sakine Gariboğlu'nu tanımadığını söyledi. Birkaç gün sonra bu kez Sakine Gariboğlu'nun birkaç ay önce paylaştığı bir fotoğraf karesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bir boğazın kesilişini ifade eden musluktaki makas fotoğrafı büyük tepkilere neden oldu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu, gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Gariboğlu'nun hiç yayınlanmamış yeni bir fotoğraf karesine ulaştı. Teslim edildikten sonra cinayet büro amirliğine götürülen Cem Gariboğlu'nun emniyet amirinin odasında fotoğrafı çekildi. Emniyet amirinin odasındaki koltukta çekilen fotoğraf karesinde görülen Cem Gariboğlu'nun boş bakışları dikkat çekiyor. Olaydan 6 ay sonra teslim edilen Cem Gariboğlu'nun uzamış sakalları dışında teninin beyazlığı da göze çarpıyor. Münevver Karabulut 3 Mart 2009'da Cem Gariboğlu tarafından Başakşehir'deki villada vahşice öldürülmüştü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Cem Gariboğlu, 6 ay sonra avukatı Aytekin Kaya tarafından Bahçeli Evler'de polise teslim edildi. Yıllardır Cem Gariboğlu'nun avukatı olan Kaya'ya Gariboğlu'nun nerede teslim edildiği teslim edilemedi. Teslim olayından sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri o bölgede yaptıkları tüm çalışmalarda kamera izine rastlayamadı. Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre avukat Kaya, Güngören'de kameraların bulunmadığı bir noktada Cem Gariboğlu'nu teslim aldı. Kaya, Cem'i teslim aldıktan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle buluşma noktası olan Bahçeli Evler'deki E5 Karayolu İncirli noktasına giderken yolu şaşırdı. Bunun üzerine kendisini bekleyen Cinayet Büro Amirine telefon açarak yol tarifi istedi. Verilen yol tarifine göre Kaya'nın Cem Gariboğlu'nu Güngören ilçe sınırları içinde teslim aldığı ortaya çıktı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.